Hadi bakalım. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Nedim Yıldız. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Yeşil Bursa'dayım. Bursa Tarım Fuarı'ndayım arkadaşlar. Gerçekten de yeşil dedikleri kadar var. Çünkü köyün şehrin içine kadar, gelinceye kadar incir bahçesi, şeftalilik, tarla, yeşil yeşil alanlar vardı. Bayağı güzeldi yolculuğumuz. Evet, burada tarım fuarındaki bütün traktörler geziyor arkadaşlar. Özellikle Hattat'a vurgu yapmak istiyorum. Biraz onda da bayağı bir yeni Euro 5 normlarında yeni modeller var. Başak traktörleri var. Bütün traktörleri şimdi gezeceğiz. İlk standtan Başak traktörden başlayalım. Çünkü giriş burada. Devam edelim. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Bu Başak traktör arkadaşlar Red Power modelinin şurada yeni versiyonu da var. Ondan önce şurada 2050 modeli var. Şuna bakmak istiyorum. Bayağı bir katılımcı var. 5115 şu modelde, 5120. Neyse, biz 2050'den başlayalım. Evet. 2050 bu. Kamurayla olmayan, elektronik olmayan, mekanik bir modeli. Yani en alt baz modeli olacak. Zaten 50 beygir sınıfında bir ihtiyaç vardı Başak'ta. 50 beygir sınıfında bir ihtiyaç vardı. Şöyle devam edelim. Bunun detaylı incelemesini yapacağım. Bakın kuyruk milini yapmışlar. Güzel. Kuyruk milini çalıştırma için güzel operasyon yapmışlar. Şöyle herkesin ilgisini çeken modele doğru devam edelim. 5120 Auto Shift Red Power. Şöyle etrafından bir dolaşalım. Daha sonra tasarım bayağı bir güzel. Evet, tasarım gerçekten Başak'ta güzel. Bahçesi ellerinde bu tasarımları bekliyoruz Başak'ta. Gel bakalım Sami. Başka neler var? Şöyle John Deere'dan devam edelim. John Deere biliyorsunuz arkadaşlar, İPSO gruba devretti. Kendisi bizzat Türkiye'den çekildi. Ve İPSO grubunda McCormick traktörler sattığı için bahçe serisini ağırlık McCormick'te, tarla serisinde John Deere'de arkadaşlar. 5058 E modeli. Hindistan üretim diye biliyorum, yanlış hatırlamıyorsam. John Deere Fransa'dan gelen motoru var. Evet. Şöyle. 5067 E serisi. Bunlar ekonomik seri. 68,5 beygir gücünde olan modeli arkadaşlar. Yine burada bir John Deere. 5075 E modeli. Platform şeklinde ama tarla serisi. Platform yok. Aklım Hattat'ta kaldı. Şöyle büyük seriler geçmeden şöyle dönelim. Alabileceklerimize doğru. 6155 M. İki tane burada bekliyor. 6140. Şöyle devam edelim. Kalabalık karşıda. Onu hissettim. Şöyle McCormick daha böyle alt beygirlere hitap eden modellerini getirmiş buraya. Şöyle buradan Antalya'dan bir arkadaşımız almıştı. X380F modelini. Şöyle içini bir gösterelim. Şöyle devam edelim. Sadece ön tasarım biraz farklı. Beğenen olur, beğenmeyen olur. Herkese saygı duymak lazım tabii ki. X520 modeli. Evet arkadaşlar, şöyle geliyorum. Klas'a doğru dönmek istiyorum. Dönmeyeceğim. Hattat da çekiyor beni işin doğrusu. Çok yeni modeliyle Hattat burada bugün arkadaşlar. Şurada sıradan başlayacağım. Çok ileride 105'e, B105 modeli doğru gideceğim. 280 kol tarla serilerini buraya sıralamışlar. Şöyle. 280 Gold. Arkadaşlar şöyle bir yeni motora geçiyor Hattat. Euro 5 motorlarında, Euro 5 normlu olan motorlarda FTP'nin, yani Iveco motor kullanılacak Euro 5'lerde. 280 Gold. Şöyle bir dönüş yapalım. Şurada diğer modellerden. Hep bunlar bildiğimiz modeller. Şimdi yeni modele doğru devam edeceğim. Şimdi satılmış hemen zaten.
240 Gold'umuzun 4 çekeri. 4x4 arkadaşlar. Bunda yine kamu rail olanı var ama bu değil. Bu kamu rail değil. Şöyle Euro 5 olanlar ileride. 260 B3065 tutulan modeli Hatat'ın. Gel bakalım Sami. Yeni modele doğru gidelim. Yine 260 Gold serisi. Şöyle devam edelim. Direkt yeni modellerden başlamak istiyorum arkadaşlar. Evet şurada duruyor. Evet Euro 5 Camry rail modelimiz, ilk modelimiz klasik seri olan 280 Gold'a. Depoyu bu şekilde yapılmış. Alttan yükseltme yapılmış. Alt açıklığı yine bir sorun yok. Yine güzel. Ama deponun kapasitesi bayağı yüksek. Yanlış hatırlamıyorsam 80 litre. 70 ya da 80 litre olan. Bunlara 80 litre diyebiliyorum. 280 Gold Euro 5 normlarında. Partikül filtresi var. Bunlarda SCR yok. Yani AdBlue yok şu anda bunda. Diğer modelinde var. Şöyle devam edelim. Ben bundan detaylı incelemesi yapacağım. El gazı muhakkak şöyledir. Elektronik olduğu için. Şöyle yumuşacık. Şöyle. Şöyle devam edelim. 4 çıkış verilmiş. 6 çıkışa yükseltilir mi acaba? Bir sormak lazım. 3000 kilogram kaldırma kapasitesi. 12 lira 12 geri şanzıman. Evet. 285'e geçelim. B3105'ten önce. Evet. Euro 5. Yine Iveco motor. Bunlar da kullanıldı. Çünkü Euro 5 normlarında Perkins'in bir motoru yok arkadaşlar. Bunun sebebi bu. Ama aynı yine Perkins gibi bu motorda gönül rahatlığıyla alınabilecek bir marka Iveco. O yönden bir sıkıntı olmaz. Gönül rahatlığıyla aynı. Perkins nasıl güveniyorsak Iveco motoru da aynı şekilde güvenebiliriz. Nasıl Sami? Debriyaj falan? Güzel mi? Yeni gösterge yer verilmiş. Güzel olmuş ama gösterge. Ortadaki. Biraz sonra incelemesini yapacağım zaten. Hadi yeni modele geçelim. Hop. Hattat B3105. Şey kapatmasak bile şöyle tutalım. Şöyle. Yeni tasarım. Dili. Şimdi arkadaşlar bu model 3 ay sonra üretime başlayacak. Bu prototip olarak geri dönüş, çiftçilere geri dönüş olarak getirildi. Bunun üzerine bazı değişiklikler yapılacak. Bunun üzerine bazı değişiklikler yapılacak. Yüksekliğinin bir sebebi de söylediğimiz gibi Euro 5 normlarında olduğu için. Çünkü her marka keyfinden bu traktörü yükseltmiyor arkadaşlar. Çünkü bahçecilikte alçak traktör önemli. Ama keyfinden bu işi yapmıyor. Çünkü Avrupa normları bunu istiyor. Partikül filtresi koyulmasını istiyor böyle traktörlere. Onun için ister istemez bir yükseklik olmak zorunda kalıyor. 8 çıkış. 8 çıkış verilmiş. 3000 kilogram kaldırma kapasitesi var yine. Evet. Şimdi bunun üzerinde bazı değişiklikler yapılacak. Bu çalışmalar yapılacak şu anda. Bu ilk çiftçiye geri dönüş almak açısından ilk prototip arkadaşlar. Şimdi içine bir binelim. Şu tasarımda dahi değişiklik yapılacak. Yukarı bir çıkalım. Bismillah. Evet. Şimdi şöyle oturalım. Daha sonra incelemesini yapacağım zaten. Burada yine tasarımda değişiklik yapılacak. Göstergeye geçilmiş arkadaşlar. Bu tip göstergeler gerçekten güzel. Bunlar güzel. Bu göstergeyi sevdim. Şöyle kontroller falan güzel. 4 çıkış var arkada ama birisi elektronik olarak kontrol ediliyor. Diğer üçü de mekanik olarak kontrol ediyor. Diferansiyel kilidini buraya almışlar. Liftometriği arkadan bu tarafa yana almışlar. Yeri güzel ama. Yerin konumunu güzel yapmışlar. Diğer modellere geçelim. Buna biraz sonra incelemeye yapacağım zaten. Buyurun. Kolay gelsin.
Evet, Hattat 240 Gold serisi. 255 Gold, evet. Bu da yeni seri. Ondan sonra hemen buraya geldim. Şöyle bakıyorum. Evet, Iveco motor. Yine bunda da PPT'nin Iveco motor. Yani Hattat'ın nasıl Perkins'i güvenerek alıyorsak arkadaşlar, Iveco motora da güvenerek alabileceğimiz kesinlikle rahat, gönül rahat da söyleyebilirim. Hatta burası açık, bakalım. Gönül rahatlığıyla Iveco motorlu Hattat'ları da gönül rahat da alabilirsiniz. Şöyle. Hoş geldiniz. 240 Gold'un alçak böyle çok şey olmuş. Böyle kompakt bir traktör olmuş. Her yere sığacak tipte bir traktör olmuş. Değil mi Sami? Bu bayağı bir güzel olmuş alçaklığı. Şöyle bakıyorum. Diğer seriden 18 jant kullanılmış. Arka 28 jant. Güzel olmuş. Şöyle devam edelim. 266 Gold'larımız. Elift özellikli. Modellerimiz burada. Şimdi bu tarafa geçelim. T490 yine Hattat'ın Perkins motorlu olan modelleri. 285S Hattat. Abi hoş geldin. 295 hoş bulduk, kolay gelsin. İyiyim, sağ olun. Geleceğiz biraz sonra buraya. Arkadaşlar da geldim. 295, 398 modeli burada yine. Çok sevilen bir model. Ya modern seriden nedense bunun talebi farklı. Çünkü bunun talep çok yüksek olduğu için üretim durdurmuyor Hattat. İsteği çok olduğu için durdurmuyor. Şöyle devam edelim. 4110 modeli burada. Gel bakalım Sami. Diğer traktöre geçelim oğlum. Hepsini bir gezelim, ondan sonra tekrar buraya geleceğiz. Şimdi geçelim de diğerlerine. White. New Holland'da T375F serisinde bir yenilik olduğunu söylendi takipçilerimizden birisi. Bilmiyorum. Ona bakacağım şimdi biraz sonra. Ondan önce Mass Effect Zone. Fransız 8730S serisi arkadaşlar. Dynabt olan. Bunu kullanmadan önce şöyle bir gün eğitim görmek lazım. Şöyle devam edelim. S serisi, 5S serisi yine burada. Yine 5S serisi. Şöyle alacaklarımıza doğru kayalım en azından. Şöyle devam edelim. Mass Effect Zone 2630F Hindistan Taffy'nin devamı olan model arkadaşlar. Bunlara geldi mi farklı bir traktör oluşuyor. Fransızlar mükemmeliyetliler oluyor arkadaşlar. Ama tabi fiyat da mükemmel oluyor. Fiyat da mükemmel oluyor. 2600 2630 model arkadaşlar. Bunu buçuklu, evet, 12'leri 4 kere, evet. 12.4 versiyonlu. Ortada hemen bir yeni modellerinden. Yeni demeyeyim de. Yeni değil mi Sami? Yeni. 26-25 bu kapı çamurluk tasarımı olan yoktu. Çamurluk tasarımı olan modeli yoktu. Göstergeyi bu şekilde verilmiş. Şunu fark ettiniz mi arkadaşlar? Şunu fark ettiniz mi? Artık konfor ve özellik açıları düşük beygirlere doğru iniyor aşağıya. Mesela 130 beygirlik bir traktörde gördüğümüz özellikleri kullanım kolaylığını yavaş yavaş böyle 50 beygirlere, 55 beygirlere kadar doğru indiğini fark ediyorsunuz. Siz, ben rahatla fark ediyorum. Devam edelim. Bin. Aa, merhaba abi. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasıl? Yüksek, yüksek mi? Ha, tabii, Euro 5 yani. Euro 5'ler mecburen böyle artık. Evet, biraz daha. Yani markaların elinde olan bir şey değil bu. Euro, Avrupa değerleri böyle olacak. Mecburlar yani. Partikül filtresini nereye koyacaklar? Bunu mecburen yükseltiyorlar. Evet. 3FR105. Bu geniş tip. Evet. G değil bu. Geniş alçak tip ama tabii alçak yapamıyorlar. 100 beygir geçti mi şu kabin alçak yapılmıyor işin doğrusu. Şöyle devam edelim. Alabileceklerimize doğru. 26-15'ler, 26-25'ler buradalar. Yine 26-35'ler de burada. Ne yapalım? New Holland serisine gidelim. Yepyeni tasarımıyla.
Nihonut T7 serisi. 275, 270, 275. TT475. Gel oğlum oraya gidelim. TT475'ten başlayalım. Ya hep bunlar yeni, bunlar TMR'li. Ha, TMR'ye artık alıştı da. Yani bunlar yeni seri. 70S. T475S. Yine bu klasik seri biliyoruz zaten. Aşinayız. Hiç yanına varmaya gerek yok. Şöyle devam edelim. Hop. TD510. Neolant'ın alınan, satılan, talep edilen bir modeli. Şöyle. Güneş arkadan vuruyor. Burada daha net çıkıyor. Şöyle modeli. İşte. Sami'nin dediği buydu. T375 F serisi arkadaşlar. Yeni çıkan. Ya buradan anladık yeni çıktığını. Şimdi buradan anladık yeni çıktığını. İçi nasıl, neyin nesi, neler değişti, neler yapıldı. Buna ayrı bir inceleme yapalım. Yine Euro 5 normlarında. Partikül filtreli. Mi. Evet. Zaten bunu biliyoruz. Yukarı aşağı düzeliyor. Plakalık. Bahçeciler için güzel. Ama şöyle güzel, altı çok açık. Altı bayağı bir açık arkadaşlar. Of, bu altı. Yani özel ihtiyacınız varsa bu modeli öyle yani. Alın. Altı çok açık. Bu sıkıntı olur bu model. Evet. T540S. En ucuz. Amcamızın alabileceği kadar ucuz olan. Yani Neolant'ın içinde ucuz olan modeli. Artık şeyimiz yok da. Ucuz traktörümüz yok da. Neolant'ın içindeki ucuz modeli. Biraz işte şu freni inşallah kuvvetlendirmişlerdir de sanmıyorum. Ne var? Devam edelim. Sami nerede ya? Sami'yi kaybedeceğiz. TD478B. Bu kamu rail değil arkadaşlar. 4 silindir 75 beygir modeli. Neolant'ın şu göstergesini seviyorum arkadaşlar. Göstergesini seviyorum. Uzun bir yapıda çünkü 4 silindir. Euro 3, evet Euro 3 motor. Mekanik enjeksiyonlu. Evet. Devam edin, devam edin siz, bakın. Bakıyoruz, bakıyoruz. Sen neredesin? Ben Aydınlıyım. Aydın'dan geliyorum. Aydın mısın? Aydınlıyım. Ben kendim, Aydın'dan geliyorum. Neolant T580B serisi. Zaten biliyoruz, aşinayız. Her tarafta dolu. Yine S serisinin 4x4 versiyonu arkadaşlar. S40'ın. 50 beygir bu. Şu da 55 beygir. Halen daha buna 58 beygir diye alan ya da 58 diye satan bayiler var. 55 beygir arkadaşlar. Bu traktör artık bilin. Neolant T580 55 beygir. Şöyle ortada bir traktörümüz. T6 serisi 180 beygirliği. Metan power. Vallahi bilmiyorum. Metan power ne? Bildiğimiz bir şey, CVT'nin belli bir versiyonu olabilir. Çünkü her marka CVT, kendi CVT'sine, şanzımanına bir isim veriyor. Tasarım zaten, tasarım güzel. Neonat tasarım işini söyleyeyim, her zaman yapıyor. Neonat tasarımı yapıyor. Ne var oğlum? Karşıda seriler var. Bildiğimiz seriler ama oraya uğramayalım. Case'e geçelim. Case EH. Hemen ekonomik modeli var burada. GX50E. Tek çeker versiyonu. Yani tek çeker artık bu modellerde alabiliyorsanız arkadaşlar çift çekerini alın. Daha düşük beygirlisini. Gerçi en düşük beygirli bu da. 50 beygir. Daha düşük beygirli olsun ama çift çeker olsun artık yeter. Tek çekerler artık verimli olmuyor arkadaşlar. Evet, sıfır alacaksınız. Hele hele sıfır alacaksınız. Hiç şey almayın. Tek çeker almayın. Sıfır alacaksınız. Alabilirseniz çift çeker alın. Ama çok şeydir mesela. Dönemiyorsunuzdur hiçbir yerlerden. Çok farklı bir... Çünkü onların turları biraz az oluyor. Çift çekerlerin dönemiyorsunuzdur hiçbir yerden. Mecburen almak zorundasınız. Ben ona karışmam. Ben kendi düşüncemi söylüyorum. Çift çeker artık 50 beygir. Bir çift çeker
75 beygir bir tek çekerden daha verimlidir. Bunu net söyleyebilirim. Devam edelim. 110 serisi siyah. Tabi bu böyle satılmıyor ama yani dikkat çekilmek amaçlı böyle bir tasarım yapılmış, boyama yapılmış. Güzel olmuş, şık olmuş. GX65B. Biraz yüksekliğini sevmiyorum bunların. Biraz yüksek. Şöyle benim omuz mesafemde. Onun haricinde güzel traktör. Nedim Bey hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sağ olasın. Nasılsınız? Allah'a şükür. Genel olarak traktörleri geziyorum da şöyle ondan sonra bakacağım. Yani Kraber marka vermişler lastiğini. Onu sevdim. Ona gözüm takıldı. Yani TD465 serisinin devamı. Şuraya mesela şuraya bakın. Rengi biraz daha koyu. Diğerini griye kaçıyor. Bunda daha çok tümeye kaçıyor. Tamam. Resmen şey diyebiliriz buna. Tamamen TD465B diyebiliriz New Holland'ın. Şöyle Sami nasıl Puma? KCH Puma 185. Alan oluyor abi. Bunların tasarım çok güzel. Şu ön tasarım. Ön tasarım çok güzel. Mesela 120C'nin ön tasarımı güzel değil. Benim şahsi düşüncem bu. Siz seversiniz. Ben sevmezsiniz bir şey diyemem. Mesela bunun tasarımı. Şöyle bunun tasarımı. Güzel. Ama bunların tasarımı güzel değil. Bunun bir de şöyle hafiften bir çekik olanı var. O da güzel. Camry. Merhabalar. Camry 110. 110X modeli. Şöyle devam edelim. 100X. Müzikten telif yemesek bari. Max Pro modeli. Bu da bayağı bir yaygın satılıyor. Kullanılıyor yani sıralarda olsun. GX80C. Yine 70C. 75E. E'ler genelde ekonomik seridir. Daha çok maddiyatı kısarlar yani içinde. Özelliklerden kısarlar. Maddiyata önem verirler yani. Ucuzluğa önem verirler. Hop şöyle devam edelim. Daha sonra burada hangi modeli var oğlum? Kubota var. Kubota var. Tamam. İleride ne var? Geodesic var. Onlara doğru gideceğiz. Ondan sonra bayağı büyük bir standı var. New Holland'ın. Hattat'ın da standı büyük. Başan'ın da standı büyük. 3 modelin standı bayağı büyük. Şimdi Kubota'ya doğru geçelim. Şu aradan geçelim. Kubota'nın modellerine bakalım. Ondan sonra genel olarak bitirdik mi? Hattat gözümde kaldı. O B3105'i biraz daha detaylı anlatmak istiyorum size. Devam edelim. M473. Bunun incelemesi yaptım. Bu iki modelin incelemesini yaptım. M512 incelemesi yaptım. Yayınlanmadım daha. M641 incelemesini yaptım. Hepsi detaylı şekilde anlattım. Daha yayınlanmadı aslında. Kolay gelsin benim. Şöyle devam edelim. Hemen renk, çekici bir rengi var Kubota'nın. Renk tasarımı. Mesela bunun tasarımı üstten güzel. Şurasını yuvarlak yapmışlar. Farklı bir tasarım var ama onu da koyu renkli yaptıkları için şöyle kaportadan ayrışmamış, bütünleşmiş. Ondan fazla sırıtmıyor. Eğer yukarı gibi parlak şekilde yapsalardı bunu o zaman sırıtacaktı. Bu yönden güzel olmuş. Bu GX2 modelinin daha önce GX2 modelinin devamı niteliğinde arkadaşlar. M6 serisi. Alt farını böyle çekik yapılmış. Diğerinde böyle alta bakıyordu ve açık renkliydi. Biraz tasarımda demek ki söyleniyor herhalde. Söylenince de kötü olduğu değiştirilebiliyor. Kolay gelsin abi. Şimdi MK5'in burada Kubota'nın da yeni modeli var arkadaşlar. Onun yanına gideceğim. İlk defa Türk Bursa Tarım Fuarı'nda lanse ediliyor şu anda. MK5000'i biliyoruz zaten. Benim videolarımda da aşina kaldık. Abi yeter artık Kubota'yı sal diyenler de olmaya başladı. Şöyle hızlıca geçip yeni modele yönelmek istiyorum arkadaşlar. Evet. L2 serisi. Kubota'nın 26 bir 18 beygirliği var. 26'sı var. 37'si var. Sağ olun. 36'sı var. 45'i var. 50'si var. Ama 50'den sonra arkadaşlar direkt 73.5'a geçiyor Türkiye'de. Ama buradan artık o 50 ile 70 arasındaki beygiri L2 serisiyle doldurmayı planlıyor Kubota. Bu L2'nin 37 yani 3700 olan serisi var. 45'i 452'si var. Pardon 422'si var. 522'si var. 552'si var. 622'si var. Bu şekilde yeni modeller var. Yani 62 beygiri, 55'i, 52 beygiri. Bu 52 beygir bu arada. Ve 45 beygir, 37 beygir olanı var. Bu L2 serisinin arkadaşlar bu yepyeni. İlk defa
burada tarım fuarında lanse edildi. Daha getirilmedi Türkiye LX serisi. 16 ileri 16 geri şanzımanı var. Mekanik shuttle. Mekanik shuttle direksiyon altında. İyi, normal. Normal. Yeni tip gösterge geçildi. Ben neyse biraz sonra geleceğim, bu traktörün incelemesini yapacağım arkadaşlar. M5-72 arkadaşlar. İncelemesini yapmıştım kanalımda. 18 ileri 18 geri şanzımanlı. 36 ileri 36 şanzımanlısı var ama buraya getirmiyorlar. Neden bilmiyorum. Gel Sami. Şimdi Dosfire'a geçelim. Dosfire Sami standına. Bakalım orada neler var. Hay maşallah, hay maşallah. Bu tasarımı bahçelerde de koyun artık. Dilimde tüy bitti. Dilimde tüy bitti. Güzel mi? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl? Güzel mi? Sevdiniz vallahi, mi? Vallahi biz de yeni deneyeceğiz daha. Ya çok böyle içi ferah duruyor değil mi? Evet. Yani sen ne diyorsun? Takip ediyorum seni. Öyle mi? Teşekkürler. Edirne'den geliyoruz, Keşan'dan. Vay. Ben Aydın'dan geliyorum. Aynı sayılırız. Aynen. Çalıştır. Nasıl çalıştırayım ben? Şey yok. Frene basıyorsun ve debriyaja basıyorsun aynı zamanda. Konta kapat. Aç şimdi. Bas. Olmuyor mu? Yok, dur elde mi? Mithat, dur. Vardır bir özelliği. Tamam. Bir özelliği vardır, ona göre başka türlü. Çalışmıyor mu? Bir saniye. Çalıştı bakalım abi. Boşal abi, debriyaja frene bas. Tamam, şimdi boşal. Tamam. Dur elde mi? Bu tarafa doğru. Abi boşalma mısın? Şöyle hemen. Bekle. Şu göster. Sesi duyulmuyor ya. Fazla sesi değil. Daha egzozun yanındayım ben. Dur. Dur. Turuna bakalım. Bir de bu tarafa yap. Oo. Arttırmışlar. 5125 E serisi arkadaşlar. Tasarım farklılaştırılmış biraz daha. Ön ağırlaştırılmış, altı yükseltilmiş. Kabin, yarış kabin. Yerli. F75 mi? Var oğlum o zaten. Bakarız şimdi. Rahat değil mi? Şey, o buranın koltuğu da geniş değil mi? Geniş. Tamam, devam edelim. Yine 5105 E 5080 E modelleri, ekonomik seri ve bahçelerimiz sanki terk edilmiş gibi arkadaşlar. Bunun tasarımı değiştirelim artık lütfen. Buradan Dosfire'a söylüyorum. Yetkililerine söylüyorum. Tasarımı değiştirelim artık. Artıkın. 65-75 serisi F serisi, 65 F serisi Gale'in. 15 ileri 15 geri şanzımanlı. Bahçe modelleri burada arkadaşlar. Dönelim şöyle ekonomik seri yine. Platformun en ucuz serilerinden şöyle geçelim. 40-75 E. Şöyle devam edelim. Bak bunların tasarımı daha güzel. 40-65 E bunların en ekonomik serisi. Yani Simpson motorlusundan bahsediyorum arkadaşlar. Ha, biraz az tuturan. 3060 E. 3055 E. Ya bunların tasarımı bile yani. Allah aşkına böyle bile yapın bahçeler artık. 3055 E. G serisi zaten burada sıralanmış. Bu modelleri çok güzel arkadaşlar. 40-55 ama bunları ıslak tarımlarda böyle kış tarımıyla çok uğraşıyorsanız altı alçak, dar, arka çamurluk arası dar. Biraz kış tarımı çok uğraşıyorsanız bunlar iyi olmuyor. Ama yaz için kuru tarım için güzel. 65 serisi. Hadi Sami'ye geçelim. Sami'ye doğru geçelim. Bunlar hep incelemesi var kanalımda. Şöyle arkadan ağrı. Evet, Sami. Sami'de kalabalık var ha. Dorado 55. Yine E serisinin 40-50 serisinin devamı bu 62.5 beygir. 62 beygir. Çok özür dilerim arkadaşlar. 3 silindirli turbo olan modeli 50 beygir. 50 beygir, çok özür dilerim. 62 beygirdi. Dosfire'de 62 idi. Burada 50 beygir olarak verilmiş. Dorado 65 burada. Şöyle devam edelim. Dorado 90.
klasik mi oğlum? Bak işte bunların özelliği de güzel. 30 ileri 15 geri şanzıman arkadaşlar. Bunlar 30 ileri 15 geri buçuklu bir şanzımanı var. Gösterge yine yeni tip. Yine bunun alçaklığı güzel. 80'ler 82 ama bunun biraz yakıt fazla. Yüzlük modeli yine. Alçak. Euro 5 değil ama bunlar. Elektronik. Bu devir sabitleyici var burada bir tane. Tek devir sabitleyici. Şey yapalım. Teşekkürler. L5 Fırtıto 65. Evet. Oo. Bu da yeni bir seri. Fırtıto 105. Bunun incelemesi yapmıştım. Bahçe serisinin incelemesini yapmıştım arkadaşlar kanalda. Ta İzmir fuarında. Bayağı bir eskiydi. Uf, yoruldum ya. Ama traktörü gelmiş ya. Bursa fuarı. Bursa fuarı deyitleri kadar varmış valla. Evet arkadaşlar. Landini standına geldik. Bursa'nın en çok sevdiği markalardan biri desem yanlış olmaz, hatta birincisi desem de yanlış olmaz. Ya Bahçe serisiyle Landini'yi çok seviyor Bursa. Bakalım bize bizim o taraflarda pek Landini yok. Rex 420. Hmm, 4 silindirli Perkis motor kullanıyor bu ama artık Perkis Euro 5'i üretiyor mu bilmiyorum. Euro 5 normlarında Perkis mi devam ederler mi bilmiyorum. Landini'yi şöyle tasarım güzel. Kuyruk mini çalıştırma çalıştırmak ve stop etmek için düğme koyulmuş. Şurada liftomatiğin düğmesi var ama niye bunda koyulmamış? Bunlar full verili serileri oluyor herhalde. Sami. Bu tarafta da yok. Ama iki tarafta da kuyruk mini düğmesi var. Altı çıkış verilmiş. Onun arkası böyle iri duruyor ya. Canlı duruyor abi. Vay vay vay. Devam edelim. 100 serisi. Daha açık seriler var mı bakalım. ...75 beygirlik. Tasarım... ...iyi. Tasarım güzel. İçine gidelim. Binilmiş alanı bayağı bir geniş ya. Vay 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 vay. Şöyle. Hop. El freni yeri iyi değil. Vay oğlum. Koltuğu ne marka bunun ya? Seat. Seat koltuğu oğlum. Bizim şeydeki. Merhabalar. Seat. Bir ara başa kullandı. Bu seatler pek biraz dibi sert vuruyor ama. Debriyaj yumuşak. Çatı çok güzel Sami. Mekanik ama yumuşak yani. Ve kararlı duruyor böyle. Geçişi. Yumuşacık ya. Biraz ileride. Şöyle mesela biri aldım. Gaz pedalını bastım. Şurası biraz çarpıyor. Ve oynuyor. Çıkışlar. Tutma için bir tutamaç. Mitomatik. Yeri konumu. Çok güzel. Mesela elini burada destek alıyorsun. Çekiyorsun. Basıyorsun. Çok güzel ama. Elini destek alıyorsun. Çok güzel yapmışlar. 4x4. Diferansiyel ekildi. Kuyruk mini düğmesi. Havza, devir havza alma. Kuyruk mini inme. Bu ekonomi, bu mekanik olması liftomatiğin daha sağlam oluyor arkadaşlar. Daha sorunsuz oluyor. Bunu hiç elektronik yapmaya gerek yok. Landini bu işi biliyor desem olur. Hadi inelim. Daha düşük beygirlere geçelim. Abi Landini'ye geldik. Bursacıların bir bildiği var, Bursalıların. 80 serisi, 480 serisi. Birini çalıştırdılar. Dur, onun sesini dinleteyim. RX380F. Turuna bakabilir miyiz turuna? Abi turuna bakabilir miyiz? Turuna bakabilir miyiz turuna? Öbür gibi. Tamam, biraz da açılabiliyor mu? Tamam. Teşekkürler. Şöyle 26
24 jant. Sesi çıkmıyor motorun ya. Ama arka var ha. Car var arkadaşlar, bunlara car var. Bunlar car kullanılmış. Frenleri güzeldir bunların. Gaz yapalım mı? Alçak. Altı çıklı çok alçak. Bunun bu demek ki özel seri. Bunun daha yükseğe vardır muhakkak. Mesela şu mesela. Şu daha yüksek gibi. BKT diye. Evet. Lastikler BKT kullanılmış. BKT'ler iyidir. BKT'ler iyidir. BKT benim kendim. Biraz tasarım. Şey McCormick'e benziyor. Ön tasarım. Şöyle. Bu normal ötekinden aynıdır ya. Yok, bu yüksek. Şöyle. 6155 RS serisi var arkadaşlar. Yine dağ gibi. Kocaman kocaman. 7207 230 serisi arkadaşlar. Şöyle. Sam. Vallahi fena olmaz ya. Bir görüntü alayım gelip. Zaten bu genel bir gezme de. Biraz sonra gelirim de. Tamam, olur olur, süper olur. Abi Landi'nin içine biniyorum. Of of of. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Of. Oğlum bu ne ya? Bu ne? Kıramaz. Bu ne? Oğlum bu ne? Geri, ileri, vites geçişleri. Bunlar kilitler oluyor tabi. Bildiklerimizden başlıyorum. Vay 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 vay. Çok güzel ya. Abi hostes koltuğu bile başka. Burada bile uzun iller arası yolculuk yap. Öf. Parasızın gözü kör olsun. Abi parasızın gözü kör olsun ya. Başka bir şey demeyeceğim ya. Hoş bulduk. Size hoş geldiniz. Aşkınızım sizinle. Çok teşekkürler. Sağ olun. Nedim Yıldız değil mi? Evet. Hoş geldiniz. O araya gelirken inşallah dedim karşılaşırım. Gerçek söylüyorum bak. Öyle mi? Kalbim kalbime geldi. Sağ ol Allah. Buralı mısın? Buradan mısın? Bursalıyım. Ha. Sizi izliyorum ama. Buradansın değil mi? Aha. Buradansın. Sizi hep izliyorum ben. Bahçe mi neyle? Tarımla uğraşıyor mu? Uğraşıyorum. Sarpa buğday oluyor. Kiraz tamam. Oluyor biraz. Biz keles diyeyim. Biraz bizim dağlık kırsal kesim kalıyor. Yokuş yamaç kalıyor. Aha. Orada tarlalarda mı diktik? Evet. Hiç traktör var mı sende? Ne var? Var. Universal var. Bir tane TT55 var. TT55 var. Çift çeker var. Hep böyle yamaçta. Taşlı mı yerler böyle? Nasıl? Taşlı. O tekerler biraz parçalanıyordur değil mi? Evet. Yok lan olacak gari. En iyisini alsan yine parçalanıyor. Yapacak bir şey yok. Oldu, kolay gelsin. Sağ ol. Sağ ol, teşekkür. Koyu renkli olanlardan şöyle devam edelim. 520. Bursalılar. Bursalılar biliyorsunuz ağzınızın tadını. Landini serisi bayağı bir güzelmiş. Bayağı bir güzelmiş. Sami. Oğlum ileride bir... Karataş var. Karataş mı oğlum? İleride bir traktör daha var. Saudi. Made in Turkey. Mehmet Şimşeker gibi böyle. Perkis motor mu kullanmış? Perkis kullanmış. Pompaya bakıyorum. Kava da benziyor. Lucas Kava benziyor ama arkadaşlar bilmiyorum. Şöyle. Yerli üretilmiş. Böyle Hindistanların seveceği türde böyle mekanik. Her yerde ustası olan türde bir motor. Karataş modellerine geçelim ya. Hoş geldin. Kolay gelsin. Abi ne yapıyorsun? İyi. Traktörleri geziyoruz genel olarak. Ya abi ne zaman geldin? Bugün mü geldin abi? Bugün geldim. Sabahleyin işte. Ben YouTube'dan dün yazdıydım sanırım. Öyle mi? İşte otelde kalacağım, yarın yine buradayım. Devam. Bu geliştiremezsem yarın devam. Karataş modeli arkadaşlar. Bu modeli biliyoruz. Yusuf'un kanalından traktör ve tarım videolarının arkasına bir ekipman şey bağlamışlar. Yeni bir aparat.
Çıkıyordu her yerden. Karataş modeli arkadaşlar 6000 49 75 49 75 49 yine. Agros, Agros modelleri. Şu Agros'a bir bakalım nasıl bir şeymiş. Önü biraz yüksek duruyor. Alt, arkası o ön iptolu Sami. Kompak altı bayağı bir yüksek. Alt üstü. Sağ olun, nasıl? Farklı bir traktör. ...4100 beygir arkadaşlar. Şurada 90 beygirlik olanı var. Yine Arbos. Arbos modelini. Şöyle bakalım. E-Cabra motora geçiş yaptı. Erkut, Perkis'ten sonra. E-Cabra yani Mahindra'nın motoru arkadaşlar. Kıymet 95 lüks. Bu hangi versiyonu diye bakmaya çalışıyorum. Bu Euro 5 değil. Nasıl oğlum? Hidrolik yumuşak mı? Bu göstergeler görünmüyor arkadaşlar. Gündüz ışıkta, güneş altında görünmüyor fazla. Bunu söylemek istiyorum. Şöyle. Aleykümselam. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Buradan deponun üzerine basarak çıkıyoruz. Erkut'un alçaklığı çok güzel. Genişliği, uzunluğu ve sallı bir traktör. Önü de basıyor. Yani çekiyor da çekiyor artık. Çekiyor da çekiyor. Çekiyor da çekiyor. Mekanik. Çekim yapayım ondan sen geleyim. 24 jant. Altı çıkma bakalım. Böyle sınırda arkadaşlar ya. 24 jantını almayın yine. Boş verin. 28'ini alın. Önler 16. Arka 24. Yok yok. 28'ini alın arkadaşlar. Alt çok böyle sınırda duruyor. Ama tasarım süper. Devam edelim. Heh, bak bu Mindra'dan sonra, Bileş'ten sonraki modeli. Kısmet 50 EB. Şöyle. Bu tasarım Mindra'nın dili. Tasarım anlayışı. Yani arkadaşlar Mindra deyip geçmeyin. Dünyanın yani en büyüklerinden yani. Traktör üretiminde dünyanın en büyüklerinden bir markadan bahsediyor. Hintli markadan. Erkut'un 84 versiyonu. Bunların 3'leri tutulmadı ama 84'ler çok tutuldu. 75 beygir gücünde. Nasıl o vites geçişleri? Güzel. Güzel değil mi? Dört çarpı dört şey 5.45 ekonomiyi buradan ayarlayabiliyorsunuz kollarını. Ortada bırakın ve içerideki kolu da aşağıya salın. Çalıştırma kolunu bunu unutmayın. Bu arka hidroliği kaldırma indirme kolu içeriden müdahale edebiliyorsunuz. Dışarıdan müdahale edebiliyorsunuz ekipman takarken sökerken. 2800 kilogram kaldırma kapasitesi olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Devam edelim. White. Siyah. Erkut Nimet 70M. Camrail. E-Cabra motor bunda var işte arkadaşlar. E-Cabra motor bu. Hindistan üretimi yerli geçiyor ama Hindistan şeyi var bunda. Mühendisliği var diyelim. Siyah çok farklı bir hava katmış değil mi? Şantlar falan. Kendini göstermiş. Evet. Bu göstergeyi değiştirin. Gündüz formunu yapın. Sayıları beyaz olsun. Şöyle. Ekrana mı? Memleket dedim. Traktör görsün dedim ben.
Ekabra motor arkadaşlar. Çalıştırdı. Partikül filtresini görüyorsunuz. Aradım ya. Bilmiyorum geri dönüş nasıl olur. Şeyde o. Şey lüks. Ama lüks yeteri kadar var yani. Hemen fark ediyor. Bu beygirdeki lüksü fark ediyor hemen 75'lik. Evet arkadaşlar burada bitirelim videoyu. Bayağı bir uzun da oldu herhalde bu. Abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi Hattat fuarına Hattat sanatına gideceğim. Çok merak ediyorum orada. B105 modelini çok merak ediyorum. Onların incelemesi çekeceğim. Abone olmayı unutmayın lütfen. Bir takip edelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Allah'a emanet olun.